Enkazdan çıkarılan görüntüleriyle Suriye'deki savaşın simgesi haline gelen 5 yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri yayınlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Şam rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından enkazdan çıkarılan Ümran'ın yaralı halde ve çaresizce ambulansta otururken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmış ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Yayınlanan yeni görüntülerinde ise küçük Ümran'ın sağlıklı ve mutlu olduğu görülüyor. İsrail'in ikinci büyük kenti Tel Aviv'de İsrail polisiyle çıkan çatışma sırasında Muhammed Taha adlı 20 yaşındaki Filistinli bir genç ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma sırasında Filistinli gençlerin İsrail polisine ait 3 aracı yaktığı öğrenildi. İsrail polisi 1959 yılında tam da aynı bölgede 23 çocuk 49 Filistinli'yi öldürmüştü. Avustralya'da bir müzik grubunun solisti Martin Green sosyal bir deney yapmak amacıyla dilenci kılığına girdi. Fakat para toplamak için değil, tam tersine dağıtmak için. Eski kıyafetler giyerek kılık değiştiren solist 100 doları ne kadar sürede dağıtabileceğini ölçtü. Eline bir tabela aldı ve üzerine "Paraya ihtiyacım yok, eğer ihtiyacınız varsa lütfen almaktan çekinmeyin" yazdı. Green 2,5 saat boyunca yanından geçip giden yaklaşık 10 bin kişinin önünde duran parayı almasını bekledi. Durumu kavrayamayan bazıları ise parayı almak bir yana dursun, para verdi, alıştıkları gibi. NATO'ya üye olan Karadağ'ın bayrağı düzenlenen törenle NATO merkezlerinde göndere çekildi. Karadağ'ın NATO üyeliği tüm müttefiklerin onayını almasının ardından pazartesi günü resmiyet kazanmıştı. İttifakın 29. üyesi olan Karadağ için Brüksel'deki NATO karargahı önünde Karadağ Cumhurbaşkanı Vujanović ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de katıldığı bir tören düzenlendi. İran devrim muhafızları başkent Tahran'da bulunan meclise Kalaşnikovlu saldırı düzenleyen teröristlerin arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu iddia etti. Yapılan açıklamada saldırının arkasında Suudi Arabistan var, kimsenin şüphesi olmasın, saldırının intikamını alacağız ifadeleri kullanıldı. Meclisin yanı sıra Ayetullah Hümeyni Türbesi'ne de bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırılarda 17 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi yaralanmıştı.